Merhaba arkadaşlar. Emir'in Gezi Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere kestane nasıl pişirilir? Kestane alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunları göstermek istiyoruz. Kestane alırken özellikle böyle dolgun olanları tercih etmenizde fayda var. Çünkü bunlar içi dolu olan kestanelerdir ve bunlar lezzetli olurlar. Bunlar böyle dolu olduğu zaman içinden kestane yiyebilirsiniz. Bunları pişirdikten sonra bir bütün olarak çıkartırsınız. İçleri boş olanlar çok lezzetli olmaz. Bunlar dolgun ve yemeğe hazırdır. Bunları genellikle böyle çıkarttıktan sonra toprağa saklamak için koyarlar. Kış aylarında çıkarıp yemek için insanlara satarlar. Biz bunları ne yapacağız? Biz bunları birazcık suda bekleteceğiz. Daha sonra çok rahat üzerinde çizik atabilmek için yumuşamasını sağlayacağız ve daha sonra da şu şekilde gördüğünüz gibi bir tarafından ve diğer tarafından çizikler atarak bunları çizik haline getireceğiz. İsterseniz bu şekilde kesimin haricinde bir de böyle yandan kesim yaparak çok güzel bir şekilde açılmasını da sağlayabilirsiniz. Bunlara dikkat edin, elinizi kesmeyin. Bunlar yaparken güzel uçlu bir bıçak olmasında fayda var. Dediğim gibi yan bıçak da atabilirsiniz. Şöyle kesik halinde. Dikey şekilde de atabilirsiniz. Dikey de atarsanız, iki tane atarsanız daha iyi olur. Çünkü karşılıklı olunca açılması güzel olur. Biz şimdi bunları böyle çizikledikten sonra fırına vereceğiz. Fırında pişireceğiz. Normalde bunu ne yapacağız? Kış aylarında yanan odun ateşinin üzerindeki sobaya koyup pişirmek tabii ki lezzetli olur. Kömürde pişirmek çok çok lezzetli olur. Ama elimizdeki imkanlar şu anda fırınımızı kullanmak olaraktır. Biz de ne yapacağız? Fırınımızı atacağız ve pişireceğiz. Daha sonra kestanemizi sizlere ikram ederek beraber yiyeceğiz. Kestanelerimiz şu anda fırına verdik. 180 derece ateşte yaklaşık bir yarım saat gibi bir rakamda pişecek. Daha sonra size piştikten sonra nasıl olduğunu, nasıl açıldığını göstereceğim. Ondan sonra beraber izleyeceğiz. Evet, kestanemiz pişti. Şimdi çıkartacağız. Arkadaşlar, kestanemiz pişti. Gördüğünüz gibi çok sıcak. Evet arkadaşlar, kestanemiz pişti. Böyle kabuklarından gördüğünüz gibi harika bir şekilde ayrılıyorlar. Çok sıcak, tutulmuyor. Ama gerçekten harika olmuşlar. Gerçekten çok sıcak. Sıcak sıcak niye soyuyorum? Göresiniz diye. Harika. Bunları yedim ya, ben çok güzel olmuş. Evet babacığım. Ellerim yandı. Maalesef biraz soğuması lazım. Ama ne yapıyoruz? Böyle Dikkat. gösteriyoruz. Arkadaşlar dikkat edin. Elleriniz yanmasın. Evet oğlum aferin. Ne yapıyoruz böyle? Biraz soğumasını bekliyoruz değil mi aslında? Bak bahsettiğim gibi yandan çizik atınca nasıl güzel olmuşlar değil mi? Bakın Evet. böyle. Çok sıcak. Biraz soğusun arkadaşlar.